bizler sözlü olarak çok Allah'ı sevdiğimizi, saydığımızı söylesek de ameli salihin daha ilkine, daha birincisine, daha en olmazsa olmazına Cenab-ı Hakk'ın o gün gelip de insanlar ayrışırlar, iman edip salih amel işleyenler cennete, yalanlayanlar, kafirler cehenneme dediği ayette hemen ameli salihe fe ile fe subhanallahi hine tumsuna ve hine tusbihun. Haydi, haydi tesbihe, haydi tesbihe fe subhanallahi hine tumsuna. Akşamladığınızda, işte akşam gibi, yatsı gibi, ve hine tusbihuna ve sabahladığınızda, işte sabah namazı gibi, وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ve Allah'a hamd etmeye وَعَشِيًّا akşamladığınızda, akşama doğru ikindi gibi وَحِينَ تُظْهِرُونَ ve öğlenlediğinizde, öğlen vakti gibi namaza davet etmişken Cenab-ı Hak, ki bu amel-i salih gündeme geldiğinde akla gelen, dile gelen ilk amel-i salih. Çünkü Cenab-ı Hak kökenin ne olursa olsun iman ve amel-i salihin herkes açısından kurtarıcı olduğunu söyledi. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالصَّابِعُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. İster Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ister Sabi olsun, hangi kökten olursa, hangi geçmişten olursa olsun, yeter ki iman etsin. Ve yeter ki salih amele, اَمَنُوا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, Allah'a iman ederse, ahiret gününe iman ederse ve salih amel yaparsa, وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَوُ الزَّكَاةَ diye Cenab-ı Hak hemen ilk sıradan bu ikisini örnek veriyor. Ve namazlarını kılarlarsa ve zekatlarını verirlerse, lahum ecruhum inde rabbihim. Rableri katında elbette ki onların da karşılıkları var. Dolayısıyla iman ve ameli salih denince daha aynı ayet içerisinde akla gelen ilk bağlamda Cenab-ı Hak namazı ve zekatı zikretti ve özellikle ilk sırada namazı. Şu halde iman iddiasında söz boyutuyla bu kadar kuvvetli olup amel iddiasında namaz bile kılmamak akla getirse getirse herhalde istinkafı getirir. Çünkü bunun kısa süreli yaşanmışlıklar ile tevbe ile arınmışlıklar biçiminde gelişen örnekleri bir tarafa, ama devam eden hep böyle olan biçimi insanda istinkaf korkusunu akla getirmeli. Nedir istinkaf? Kulluktan kaçınma biçimi. Bu kişinin aslında sözlü iddiasının altının boş olduğuna kadar uzanır. Cenab-ı Hak dedi ki istinkafa gelince Meryem oğlu Mesih dahi hiç kimse, Allah'ın peygamberleri Allah'a kulluk etmekten istinkaf etmezler. لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ne de mukarrabin melekler Cenab-ı Hakk'a kulluk etmekten yüksünmezler, uzak durup kaçınmazlar. وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيعًا kim Cenab-ı Hakk'a kulluk etmekten uzak durur, kaçınır ise, buna girişmekten, adım atmaktan hep böyle uzak kalır ise, adım peşi sıra وَيَسْتَكْبِرْ büyüklenirse, büyüklenme gelir. Çünkü kaçınma ardından büyüklenmeyi getirir. Allah'a kulluk etmekten uzak durmak, sadece iman iddiasıyla kalmak, salih amelle girişmemek, çabaya ve gayrete ulaşmamak kişi bir süre sonra iman iddiasından da yoksun bırakabilir. Orasını da yiyip tüketebilir. Çünkü amelce hep yanlış olmak, bir zaman sonra amelin, kötü amelin kişiyi tamamıyla kuşatması tehlikesini getirir. Kişiyi tamamıyla kuşattığında, hiçbir ameli salih bırakmadığında iman da geriye bırakmayabilir.